düşmanlık, düşmanı askerliktir. Şu siviller için bir gün başsağlığı dilerim. Haysiyetsizler, haysiyetsizler. Allah'ın izniyle bu milleti aşamayacaksınız. İyi akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber Bülteni'nde gelişmelerle karşınızdayız. Hoş geldiniz. Kastamonu, Sinop ve Bartın buralarda hayatı durma noktasına getiren sel felaketinde kayıplar aranırken ölü sayısı her geçen saat artıyor. Kastamonu'da 10, Sinop'ta ise bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatı normal akışına döndürmek için de çalışmalar sürüyor. Batı Karadeniz'de sel hayatı felç etti. Dereler taştı, yollar göle döndü, evler yıkıldı. Kastamonu'da 10 kişi hayatını kaybetti. Bartın'da kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Tahliye çalışmalarına 20 helikopter ve 2 insansız hava aracı katılıyor. Türkiye'nin kuzey illeri sel ve heyelanlarla boğuşuyor. Aşırı yağışlar Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta felaketi yaşattı. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde hayat durdu. Sel sularına kapılan 10 kişi hayatını kaybetti. Birçok ev ve iş yeri sular altında kaldı. İlçedeki bir cami Sahra Hastanesi'ne dönüştürüldü. Selde yaralanan ve kronik rahatsızlıkları olan hastalar burada tedavi ediliyor. AFAD, UMKE, polis ve jandarma arama kurtarma ekipleriyle çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu bazı bölgelerde botlar ve iş makineleri kullanılıyor. Bölgede çok sayıda arama kurtarma helikopteri de çalışmalara havadan destek veriyor. Evlerinin çatılarına çıkan vatandaşlar helikopterler aracılığıyla kurtarılıyor. Bartın'da selin ilk gününde kaybolan 80 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürüyor. Mahsur kalan vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye ediliyor. Sinop'un Ayancık ilçesi felaketi yaşadı. İlçeye bağlı Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yeni Konak köylerinde yaşayanlar helikopterlerle tahliye edildi. Selde kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sürerken acı haber geldi. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Üç ilde 910 kişi tahliye edildi. Tahliye edilen vatandaşlar öğrenci yurtlarına yerleştiriliyor. Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemiyor. Samsun AFAD'dan Kastamonu'ya bir mobil enerji aracı sevk edildi. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edildi. İlgili bakanlar bölgede yaraların sarılmasıyla bizzat ilgileniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da gelişmeleri ve çalışmaları yakından takip ediyor. Bakanlarla sürekli iletişime geçerek anlık bilgiler alıyor. Cumhurbaşkanı selin etkili olduğu bölge vali ve kaymakamlarıyla da telefonda görüştü. Devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu ve yaraların sarılması için vatandaşların yanında bulunduğunu belirten Cumhurbaşkanı, selden etkilenenlere geçmiş olsun temennisinde bulunarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Türkiye son günlerde yangınlarla da büyük bir mücadele veriyor. Yangınların son durumu hakkında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemir'le açıklamalarda bulundu. Büyük yangınların söndürüldüğünü açıkladı. Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk, dedi. Cümle kurmak isterim. Sarılar Mahallesi, şehir içinde. Bakan Bekir Pakdemirli, yangınlara ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. 28 Temmuz'da başlayan, 15 gün süren ve tarihimizde gördüğümüz en büyük orman yangınlarını yaşadığımız bu süreçte, son halka olan Muğla Köyceğiz yangınını da ormanın kahramanlarının büyük bir özverisiyle kontrol altına aldık, dedi. Böylelikle ülkemizde gerçekleşen büyük yangınların hepsini söndürmüş olduk. Bu büyük afette aziz milletimizle de orman için tek yürek olduk. Bizlere desteklerini esirgemeyen ülkelere, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederiz. Canımız yandı, nefesimiz yandı. Hep birlikte yeşerteceğiz, müsterih olun, ifadelerini kullandı. Müzik
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya düzenlemesine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyaya olumlu bakmadığını, bir takım çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı yeni göç dalgasına ilişkin de konuştu. Veya savaşın geçerli olduğu yer var. Ama bir de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı bir televizyon programında gündemi değerlendirdi. Uzun zamandır konuşulan sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medyaya hiç olumlu bakmıyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte bir çalışmanın yapılması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bunlar aklı selimlerin hedefini adeta saptırıyor. Amerika'da bir Twitter olayı nelere vesile oldu? Türkiye'de senin ofisin yok, görevlendirdiğin elemanın yok. Öyleyse bunlara bunun bedelini ödetmemiz lazım. Ofisini açacaksın, vergini ödeyeceksin. Açmadığın takdirde bedelini ödeyeceksin. Cumhurbaşkanı yalan ve çarpıtma iddialarının sosyal medyada yayılmasının engellenmesi gerektiğine inandığını söyledi. Bir sosyal paylaşım sitesindeki halk ayaklanmak için daha ne bekliyor mesajına tepki gösterdi. Şunu bilmemiz lazım, hiçbir dijital mecra hukuktan azade değildir. Onlar da gereği gibi bunun bedelini ödeyecektir. Takma isimlerin arkasına saklanarak kişilere iftira hakaret edilmesine, milli manevi değerlere küfredilmesine, ayaklanma çağrıları yapılmasına hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Ve bizim yargı sistemimiz de buna asla müsaade etmez. Afganistan'da Taliban'ın ilerleyişini de değerlendirdi Cumhurbaşkanı. Afgan halkının içine düştüğü durum çok sıkıntılı. Taliban'la bunların yaşadığı süreç çok sıkıntılı. Bu konuda da bazı çalışmalar yapıyoruz. Taliban'la bazı görüşmelere varıncaya dek şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki ben bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir. Bizim bu tür şeylerde eğer üst düzeyde bunları kontrol altına almazsak bu defa Afganistan'daki barışı sağlamamız da mümkün olmaz. Taliban zulmü altına girmek istemeyen Afganların rotayı Türkiye'ye çevirmesine ilişkin Türkiye yol geçen hanı değildir dedi. Sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil ifadelerini kullandı. Yasa dışı yollarla girişi engellenmiştir. Haftalık vaka sayıları var şimdi sırada. Siirt son 2 haftada olduğu gibi vaka sayısında yine zirvede. Erzurum'da ise artış durmuyor. Rakamlar %200'leri aştı. Haftalık her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka tablosu açıklandı. Zirvede yine Siirt var. Erzurum 100 binde 200'leri gördü. Aşılama çalışmaları devam ediyor. Aşılanmak istemeyenlerin sayısı oldukça fazla. Bu da vaka sayılarına yansıyor. Her geçen gün artış yaşanıyor. Bu veriler doğrultusunda haftalık vaka tablosu da açıklandı. Siirt 100 binde 974,40 oranla yine ilk sırada yer aldı. Siirt'i 786,29 ile Diyarbakır takip etti. Bingöl'de de vaka sayısı 618,02 olarak kaydedildi. Geçen haftaya göre artışın tavan yaptığı iller de var. Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl en çok vakanın görüldüğü iller oldu. En düşük oransa 57,26 ile Muğla'da kaydedildi. Muğla'yı 59,61 ile Antalya takip etti. Erzurum'da artışın yaşandığı illerden. İl Sağlık Müdürü Doktor Gürsel Bedir'in geçtiğimiz günlerde söylediği şey oldu. Vaka oranı 100 binde 201,43'lere ulaştı. Kentte geçtiğimiz hafta vaka sayısı 100 binde 151,13 olarak kayıtlara geçmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Merkez Bankası politika faizini %19 düzeyinde sabit tuttu. Merkez Bankası merakla beklenen politika faizini açıkladı. Faiz oranı %19'da sabit bırakıldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu Başkanlığı'nda toplandı. Toplantının ardından politika faiz oranı %19 olarak açıklandı. Merkez Bankası 2021 Ocak ayında %17 olan politika faizini Şubat ayından itibaren Temmuz ayına kadar %19'da sabit tutmuştu. Ekonomistlerin beklentisi Merkez Bankası'nın bu kez de faizi sabit bırakması yönündeydi. Faiz kararının ardından dolar kuru ve altında düşüş kaydedildi. Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda eldeki tüm araçların kararlılıkla kullanılmaya devam edileceğini vurguladı. Cari işlemler dengesinde iyileşme görüldüğü kaydedilen açıklamada bunun fiyat istikrarı hedefi için önem arz ettiği ifade edildi. İklim koşullarına dikkat çekilerek küresel gıda fiyatları üzerine olumsuz yansımaları olduğu belirtildi.
Merkez Bankası enflasyon raporu tahmin politikasındaki belirgin düşüş sağlanana kadar para politikasındaki mevcut sıkı duruşun kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Enflasyonda kalıcı düşüşe ve %5 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edilecektir denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Erzincan'daydı. Kahvehane ziyareti gerçekleştirdiği esnada bir vatandaş hükümeti eleştirdi. Şehit abisi de duruma sessiz kalmadı ve gergin anlar yaşandı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Erzincan'da ziyaretler gerçekleştirdi. Tercan ilçesinde yaptığı kahvehane ziyareti sırasında bir vatandaşın hükümeti eleştirmesi nedeniyle şehit abisi Yusuf Budak sert tepki gösterdi. Gergin anlar yaşandı. Suriyelileri aldın, getirdin, doldun mu Türkiye'ye? Bak fakir fukaramızı acından öldürdün. Kim acından öldü? Zorlama. Kim acından öldü? Zorlama. Allah'tan vurdu. Konuşma. Kimse acından öldü. Konuşma. Kimse acından öldü. Allah'tan vurdu. Suriyeli bilmem ne olur. AK Parti'ye dokunacağım. Niye zorunuz? AK Parti'ye dokunmuyorum. Konuşma. Suriyeli'de insan değil mi? Suriyeli'de insan değil mi? Şehit abisi vatandaşa 90'lı yılları hatırlattı. Sana konuşmayın. Yalan konuşmayın. Ben de kendim çok iyi. 90'lı yılları iyi hatırlıyorum. Senin durumun neydi? Allah'tan korkmayın. 90'lı yılları iyi hatırlıyorum. Konuşma lan. Çık git. Adamın karşısında yalan konuşma. Reklam için yalan konuşmayın. Yusuf Budak olayların tamamen planlı olduğunu savundu. Aciz 128'in yerine. Ama nedense Meral Hanım neredeyse orada vardı olaylar. Meral Hanım neredeyse bir tane seçilmiş getirmiş. Karşısına koymuş. Çünkü oradan geçiyor. Buraya gelmiyor. Arkadaşlar oraya orada. Mustafa dede bekliyor, hemen hareket başlıyor. Bunu iki kere iki dört. Böyle bir saçmalama mı olur? Meral Hanım oradan geldi, o gergemez hemen onunla. O zaman bizim masaya gelelim. Olabilir. Gelediğimizde bizim derdimiz bir soruydu. Yani Mustafa dede ki emekli, keyfini harcıyordu. Hayvancılar ben ulaşıyorum. Benim yayla sorunum var, benim mera sorunum var. Mustafa dede senin neyin var? Emekli maaşını almış, yan gelmiş yatıyorsun. Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli afetlerde can kurtarmaya hazır. 35 kişilik ekip 3,5 ay boyunca eğitimini aldığı kurtarma çalışmalarını tatbikatla gerçeğe döktü. Ekibin tatbikatı izleyenlerden tam not aldı. Köpeklerle arama yapıldı. Bir yandan enkazdan yaralı çıkarılırken sesimi duyan var mı? Sesimi duyan varsa ses ver! Ses veremiyorsan bir yerlere vur! İyi misin? İyi misin? Beni duyabiliyor musun? Diğer yandan binadan yaralı indirildi. Erzurum'da afet eğitimi alan belediye personeli olası bir afette can kurtarmaya hazır hale geldi. Kimi mühendis, kimi mimar, kimi kimyager, kimi ise operatör. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde farklı görevlerde çalışan 35 gönüllü AFAD eğitmenlerinden 3,5 ay pratik ve teorik eğitim aldı. Gönüllüler Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in sosyal sorumluluk projesi kapsamında verdiği talimat doğrultusunda seçildi. Talimat yerine getirildi. 35 kişi Erzurum AFAD eğitmenlerince yaklaşık 3,5 ay sahadaydı. Erzurum Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde Erakut denen bir birimimiz var. Bu birimimiz 35 kişiden müteşekkil. Bir de ilçelerimizde 375 kişilik, toplam 375 kişilik sivil ekiplerimiz var. Biz AFAD'la birlikte Büyükşehir Belediye'miz bünyesinde kurduğumuz Erakut üyesi arkadaşlarımıza biraz önce de bahsettiğiniz gibi yaklaşık 3,5 ay süreli eğitim verdik. Deprem ve enkazda arama kurtarma gibi pratik ve teorik eğitimlerden geçtiler. Eğitimin son gününde ise belediye personelinin tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo şuydu, deprem sonrası merdivenleri yıkılan 5 katlı binaya müdahale edilecekti. Binaya halatlarla çıkıldı. Mahsur kalan yaralı hat kurularak kurtarıldı. Arkadaşlar,
İkinci tatbikatta ise deprem sonrası bir binada enkaz altında yaralı ihbarı alan ekip dedektör köpekli arama yaptı. Yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sedye ile olay yerinden sağlık ekiplerine götürüldü. Röportajdan çıksınlar. Evet abi. Niye? Gelsin. Ya ama boş görüntü olmasın. Ya da yoruldu abi. Bana gelsin. Normalde beni olmuyor. Bunu ülke yaptı. Bu olayı ülke yaptı. Ama bunlar da yaptı. Biz indik. Her an arama kurtarma çalışmasına hazır olan ekip gösterdiği performansla tatbikatı izleyenlerden tam not aldı. Ses veremiyorsan bir yerlere vur! Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma reklam fiyatları ve 2021-22 sezonu kombine kartlarının satış fiyatları belli oldu. Mavi beyazlı ekibin forma göğüs reklam fiyatı 2 milyon 500 bin Türk lirası olarak belirlenirken, loca kombine fiyatı ise 3 bin Türk lirası olarak satışa sunuldu. TFF birincilik ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un forma reklam ve kombine fiyatları belli oldu. Dadaşlar forma reklam bedelini en düşük 100 bin Türk lirası, en yüksek ise 2 milyon 500 bin Türk lirasından satışa sundu. Sezon sonuna kadar geçerli olacak forma reklamlarında sırt reklamı 2 milyon Türk lirası, forma göğüs reklam fiyatı 2 milyon 500 bin Türk lirası, şort reklamı fiyatı 200 bin Türk lirası olarak açıklanırken, tozluk reklam fiyatı ise 100 bin Türk lirası olarak satışa sunuldu. Dadaşlar forma reklamı ile birlikte kombine fiyatlarını da açıkladı. Mavi beyazlı yönetim kombine bilet fiyatlarını en düşük 250 Türk lirası, en yüksek ise 3000 Türk lirası olarak belirledi. 2021-2022 futbol sezonunda iç sahada oynanacak karşılaşmalarda sezon sonuna kadar geçerli olacak kombinelerin fiyatları şöyle. VIP 2000 Türk lirası, kapalı 800 Türk lirası, maraton 500 Türk lirası, kale arkası 250 Türk lirası, loca 3000 Türk lirası olarak belirlendi. Erzurum İl Müftülüğü Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde çocuklar hem Kur'an kurslarında eğitim görüyor hem de sportif faaliyetlerle tatili verimli geçiriyor. Kur'an kurslarında eğitim görüyor, sportif faaliyetlerle eğleniyorlar. Erzurumlu öğrencilerin yaz tatili oldukça verimli geçiyor. Erzurum İl Müftülüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile bir protokol imzaladı. Protokolle öğrenciler için hem eğlenmenin hem de öğrenmenin yolu açıldı. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Öğrencilerimiz hem eğitilirken hem de aynı zamanda çok eğlenceli vakit geçiriyorlar. Haftada iki kere öğrencilerimizle sportif aktiviteler yapıyoruz. Kentteki 11-15 yaş arası 300 öğrenci önce Kur'an okumayı öğreniyor ve dini eğitimlerini alıyor. Eğitimlerini aldıktan sonra ise sportif faaliyetlere yöneliyorlar. Buz pateni başta olmak üzere yüzme, karate ve tekvando sporlarıyla keyifli aktiviteler yapıyorlar. Katılım çok fazla oldu. Öğrencilerimizden talep çok fazla geldi. Biz de pandemi şartlarına dikkat ederek öğrencilerimizin bu tür faaliyetlere katılımlarını sağlıyoruz. Geldiklerinde böyle bir aktivitenin içinde olmalar onları mutlu ediyor. O açıdan derslerinde de başarıları bu manada elbette artıyor. Bu sistemle hem çocukların dini eğitime ilgileri artıyor hem de tatilleri verimli bir şekilde geçiyor. Sel sadece Batı Karadeniz'de yaşanmadı. Erzurum'un Olta ilçesinde de aşırı yağışlar sonrası sel oluştu. Sel nedeniyle kayganlaşan yolda bir de kaza yaşandı. Bir kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle kayganlaşan yol kazaya davetiye çıkardı. Otomobille kamyon kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü can verdi. Evet. Erzurum'un Olta ilçesinde yoğun yağışlar sele neden oldu. Yollar kayganlaştı, kaza kaçınılmaz oldu. Olta Narman Karayolu'nda seyir halinde olan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybetti. Karşı şeride geçti. Karşı yönden gelen ve hayvan yüklü olan kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Biz o taraftan geliyorduk. Karşıdan kaydırıp
önüne geldi. Hakimiyetini kaybetti. Altı beni yollandı yani. Kazada otomobil sürücüsü Burhan Toksoy ağır yaralandı. Hep beraber nefes alamıyordu. Mecbur kaldı. Mecbur arabayı ters çevirdik yani, düzelttik. Ambulansı bekledik, çıkarmadık hiçbir şekilde. Ambulans geldi, müdahale etti. İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gören var mı şeyi? Arıza işlerini erkekler yapar algısını yıkacak bir haber geliyor. Eda Nur Doğan, Erzurum'da elektrik arıza onarım ve bakım işini yapıyor. Hem de 80 erkekle birlikte. Doğan, gerektiğinde metrelerce yüksekliğe çıkıp yüksek gerilim hatlarındaki arızaları onarıyor. Erkek işi algısını yıktı. Arızalara kadın eli değdi. 81 kişilik ekibin tek kadın mühendisi cesaretiyle dikkat çekti. Elektrik elektronik mühendisi olan Eda Nur Doğan, Erzurum Aras EDAŞ'ta görev yapıyor. Erkek mesleği olarak nitelendirilen arıza onarım bakım işlerini o yapıyor. Tüm hazırlıklarını yapıyor, güvenlik önlemlerini alıyor. Metrelerce yüksekliği bulunan demirlere korkusuzca tırmanıyor. 7-24 esasına göre çalışıyor. Mesai mefhumu gözetmiyor. Bizim buradaki amacımız zaten vatandaşlarımıza kesintisiz enerji sağlamak. 7 gün 24 saat. Şu an bizim burada çift devre hattımız var. Konaklı'ya giden hattımızın birinde sıkıntı var. Ama bizim alternatif ring hatlarımız olduğu için vatandaşlarımız şu an enerjisiz değil. Diğer hat üzerinden enerjimizi verdik vatandaşlara. Diğer arızası olan kablomuzu yapıyoruz. Eda Nur Doğan mesleğinin zor olduğunu biliyor ama bu onun gözünü korkutmuyor. Zor bir meslek, bir bayan olarak zor bir meslek. Ama bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. Mesleğimi gerçekten seviyorum. Ve bu konuda da bütün bayan arkadaşlara önce olmak istiyoruz. Şu an benim çalıştığım birimimde 80 tane erkek personelimiz var. Ve ben bundan hoşnutum yani. Bir erkeğin yapabileceği işi bir bayan da yapabilirmiş. Kadın erkeğin eşit olması lazım bu ülkede. Bir kadının hatta daha iyi yapabileceğini düşünüyorum. Doğan iş grubunda erkek işi ayrımının yapılmaması gerektiğini söylüyor. Bir meslek grubunda kadın erkek olarak ayrım yapmayalım. Çünkü gerçekten erkeklerin yapabileceği işleri kadınlar da yapabilir. Bu konuda herkesten destek, kadın erkek eşitliği istiyorum. Kısa bir zaman önce yeni bir virüs haberiyle karşı karşıya kaldık. Afrika'dan gelen yeni virüs uyarısı endişeleri artırdı. Dünya Sağlık Örgütü, Batı Afrika'da bu virüs nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Batı Afrika ülkeleri, Ebola salgınının sona ermesinden 2 ay sonra bu kez yeni bir virüsle karşı karşıya. Ateşli bir hastalık olarak bilinen ölümcül Marburg virüsü ülkede ilk kez bir kişide görüldü. Hastada yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı şikayeti vardı. Ülkenin güneyindeki bir klinikte tedavi altına alındı. Hastanın tahlillerinde Ebola'ya rastlanmadı ama Marburg virüsü testi pozitif çıktı. Bir hafta tedavi altında tutuldu. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı, hayatını kaybetti. Ailesi ve temaslı olduğu 155 kişi gözetim altına alındı. Yine hükümeti alarmda. Vakaların artmasından endişe ediliyor. Ama son bir haftadır yeni vakaya rastlanmadı. Dünya Sağlık Örgütü ise bölgeye 10 kişilik ekip gönderdi. Örgüt bölgede inceleme yaptı, bölge halkı teste tabi tutuldu. Dünya Sağlık Örgütü Afrika sorumlusu virüsün bölgede yayılma tehlikesi olduğunu söyledi. İlk kez 1967'de Almanya'nın Marburg kentinde bir laboratuvarda tespit edilen virüs Ebola'nın bir türü ve yarasalardan insanlara bulaşıyor. Virüs insandan insana vücut sıvıları veya yüzeyler aracılığıyla geçiyor. Virüsün yol açtığı Marburg humması hastalığının belirtileri arasında yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısı var. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre hastalığın ölüme yol açma oranı %88. Şu ana kadar aşısı bulunmayan hastalığa geçmişte Doğu Afrika ülkelerinden Uganda'da rastlanmıştı. Türk savunma sanayi Mehmetçi'ye sahada avantaj sağlayacak yeni ürünlere yüksek kapasiteli şarjörü ekledi. Farklı silahların tamamıyla %100 uyumlu şekilde tasarlanan yüksek kapasiteli şarjörün dünyada benzeri bulunmuyor. Hedefe kesintisiz 60 mermi atabiliyor. Hal böyle olunca zaman kaybı sıfıra iniyor.
Türk savunma sanayi güvenlik güçlerine sahada avantaj sağlayacak yeni ürünlere yüksek kapasiteli şarjörü de ekledi. Güvenlik güçlerinin ihtiyaç, talep ve deneyimleriyle Türk savunma sanayinin kabiliyetleri birleşiyor ve yeni ekipmanlar geliştiriliyor. Bunun son örneği yüksek kapasiteli şarjör oldu. Kara birlikleri için sıcak çatışmalarda en kritik zaman ilk temas anı. En fazla ateş etme ihtiyacı o anda duyuluyor. Standart olarak kullanılan şarjörlerde bulunan 30 mermi yetersiz kalabiliyor. O sıradaysa en hızlı şekilde ikinci şarjörün takılması hayati önem arz ediyor. Savunma Sanayi Başkanlığı bu sürecin kısaltılması için derin araştırmalar yaptı, çeşitli çalışmalar yürütüldü ve eşsiz bir buluş geliştirildi. İçerisinde 60 mermi olan yüksek kapasiteli şarjör geliştirildi. Yüksek kapasiteli şarjör, 60 adet 5.56x45 mm mühimmat kapasitesine sahip. Farklı silahların tamamıyla %100 uyumlu şekilde tasarlanan yüksek kapasiteli şarjörün dünyada benzeri bulunmuyor. 60 merminin kesintisiz olarak hedefe gönderilmesine olanak veren şarjör, çatışma sırasında şarjör değiştirirken kaybedilen zamanı sıfıra indiriyor. Personelin taşıdığı şarjör sayısı azaltılarak rahat ve konforlu hareket etmesi sağlanıyor. Şarjör, yüksek mukavemetli kompozit malzeme sayesinde girdiği tüm askeri çevresel koşul testlerini başarıyla geçti. Kenarında bulunan pencereler sayesinde şarjörde kalan mermi miktarı her zaman kontrol edilebiliyor. Şarjör, 60 adet mermi dahil toplam 1 kilogram ağırlığında bulunuyor. Tekirdağ'da henüz 40 günlük bir bebek asansör boşluğunda asılı kaldı. Sonrası ise facia oldu. 6 metre yükseklikten boşluğa düşen bebek feci şekilde can verdi. 6 metre yükseklikteki asansör boşluğunda asılı kaldı. Sonra da o boşluktan aşağı düştü. 40 günlük bebek işte böyle can verdi. İç acıtan görüntüler Tekirdağ'dan. Çerkezköy ilçesinde yaşayan bir anne iki çocuğuyla dışarıya çıkmak için asansöre bindi. Son kata geldiğinde önce küçük kızını asansörden çıkardı, sonra bebek arabasındaki çocuğuna yöneldi. O sırada asansör yukarı doğru hareket etti. 40 günlük bebek asansörle boşluk arasında kaldı. Anne o sırada ne yapacağını şaşırdı. Bebeğini kurtarmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı. Komşusunun kapısını çalıp yardım istemekle yetindi. Boşlukta asılı kalan bebek çok geçmeden 6 metre yükseklikten aşağı düştü. Yaralıydı. İlk müdahale yapıldı, ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay binada bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye işte böyle kaydedildi. Bebeğin düştüğü yerde inceleme yapıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aşılamanın en düşük olduğu il olan Şanlıurfa'da bir dükkan sahibi enteresan bir kampanya yaptı. Aşı yaptıran kişilere ücretsiz kebap ikram ediyor. Restoran işletmecisi kampanyasını "Aşı ol ciğerimi ye" sloganıyla duyurdu. Ciğerimi ye, aşı ol ciğerimi ye. Kampanyamız Urfa'ya hayırlı olsun. Önce aşı ardından ciğer servisi. Kebapçıda aşı olanlara ücretsiz ciğer ziyafeti çekiliyor. Aşı olma oranı en düşük il olan Şanlıurfa'da dikkat çeken bir kampanya düzenlendi. 3 gün sürecek kampanyaya Şanlıurfalılar büyük ilgi gösterdi. Bu aşıda bir çok güzel bir kampanyası vardı. Onu duydum, hemen geldim, aşım oldum. Ücretsiz olarak ciğerimi de yiyorum. Restoranın işletmecisi Bekir Yüksekyağ ile 4 dilde kampanyasını tekrarladı. Herkesi aşı olmaya ve ciğer yemeye davet etti. Urfa'ya gel ciğerimi ye diyorduk. Şimdi de aşı ol ciğerimi ye. Yani milleti aşıya davet ediyoruz. Millet rahat, gönül rahatlığıyla aşılarını olsunlar. Böyle kulaktan dolma laflara bakmasınlar. Tunceli'de kayalıklardan düşerek yaralanan ayı yavrusunun yardımına vatandaşlar koştu. Aç olduğunu tahmin ettikleri ayı yavrusunu besleyip doğa koruma ekiplerine teslim ettiler. Bir ayı yavrusu, yabani ayı yavrusu. Büyük ihtimal kayadan düşmüştür şu kayalıktan. Yaralı yavru ayıyı elleriyle besleyip ekiplere teslim ettiler. Yabani ayı yavrusu.
Tunceli'nin Cemişgezek ilçesinde bir ayı yavrusu kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı yavruya ilçe sakinleri rastladı. Onu güvenli bir bölgeye taşıdılar. Ayı yavrusu, yaralı bir ayı yavrusu doğada bulduk. Tunceli ekiplerine bildirdik ve biz de köye götürüyoruz. Tekel Köyü Cemişgezek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini arayıp durumu bildirdiler. Hadi gel gidelim, gel. Aç olduğunu tahmin ettikleri ayı yavrusunu elleriyle beslediler. Korkuyor. Yiyor la odur. Bir ayı yavrusu, yabani ayı yavrusu. Ekipler kısa sürede yavru ayıyı teslim aldı. Tedavi ettirilmek üzere hayvan hastanesine götürüldü. Yemez ama şeydir ha. Bu haberle ana haber bültenini noktalıyoruz. Yarın saatler 19'u gösterdiğinde yeniden görüşmek dileğiyle mutlu akşamlar.